Türkiye topraklarından Kabadayı diye anılabilecek onlarca isim gelip geçti. Bunların kimileri zaman zaman yanlış işlere bulaşıp namını lekeledi, kimileri ise öleceğini bilse dahi inandığı doğrulardan ve dik duruşundan taviz vermedi. İşte taviz vermeyenlerden biri de öldüğü zaman neredeyse tüm Türkiye'nin üzüldüğü, adına şarkılar ve kitaplar yazılan Cemali Coşan, yani Kürt Cemali'ydi. Geçtiğimiz günlerde kanalımızda son kabadayı olarak namı hala anılan Dündar Kılıcı anlatmıştık ve bu anlatının içerisinde Kürt Cemali'nin hayatını kaybettiği o ana da değinmiştik. İşte bugün sizlere son kabadayılardan en büyüğü olan Kürt Cemali'nin hayatını anlatacağız. Bayburtlu ve Şeyh Bızın aşiretine bağlı bir ailenin çocuğu olan Cemali, 1933 yılında Ankara'da gözlerini hayata açmıştı. Babası da Kürt Cemali gibi tarihe damga vurmuş bir isimdi. Birçok savaşta İsmet İnönü ile yan yana çarpışan, ona silah arkadaşlığı yapan biriydi. Kürt Cemali'nin babası gibi birçok isim savaştan çıkmıştı. İnsanlar gibi devlet de yorgun bir vaziyetteydi. Bu yüzden de Kürt Cemali'nin ailesi de sefalet ailesinde yaşayan nice aileler gibiydi. Bu ailenin 7 çocuğunun en küçüğüydü Kürt Cemali. Cemali akla ermeye başladıkça ailesinin, arkadaşların ailelerinin ve memleketinin halini görmeye başladı ve bazı durumları hazmedemedi. Etrafındaki gayrimüslimler bolluk içinde yaşamaktaydılar. Çünkü o yıllarda ticaret genelde Ermeni ve Rumlar tarafından yürütülen işlerdi. Kürt Cemali'ye göre de gavur kazanırken kendi milleti sefalet çekmeye mahkum kalmıştı. Bu duruma içerlese de elinden geleni yapmaya başladı Cemali. Ailesi için bulduğu her işte çalışmaya ve bir nebze evine katkı sağlamaya başlamıştı. Yaşı 14-15 civarına geldiğinde ise akranlarından farklı olduğunu belli etmeye başladı. Daha heybetli, daha iri yapılı olan Cemali, kendinden yaşça büyüklerle bile baş edebilecek bir görünüme sahip olmuş ve girdiği her işin üstesinden gelebilecek bir gücü kendinde bulmuştu. Kürt Cemali daha o yaşlarda bu gücünü kendi için kullanmamayı öğrenmişti. Kendisinin ve ailesinin zor zamanlardan geçtiğini gören ve bunu bilen Cemali, kendi gibi garibanlara ve yoksullara kol kanat germeye henüz çocuk yaşta başlamıştı. Cemali'nin bu gözü karalığı elbette onun yavaş yavaş gayrimeşru hayata dahil olmasına da sebep olmuştu. Yoksulluk içinde geçen hayatını bir nebze kolay kılmak ve çevresine faydalı olmak için gücünü ve gözü karalığını bu alanda değerlendirmek istemişti. Her işinde olduğu gibi gayrimeşru hayatında da özenliydi Kürt Cemali. Söz konusu silahsa en iyi o kullanmalıydı. Kumar oynanması gerekiyorsa en iyi kumarı o oynamalıydı. Her şeyi en iyi yapma hissi Cemali'nin çocukluğundan beri içinde olan bir duyguydu. O dönemler Ankara'da Hacettepe Mahallesi, Yeni Doğan Mahallesi ve Atıf Bey Mahallesi gayrimeşru dünyanın merkezi halindeydi. Cemali'nin gençliği Yeni Doğan Mahallesi ve Atıf Mahallesi'nde geçmişti. Ama onun gözü Hacettepe Mahallesi'ndeki gayrimeşru dünyaya adım atmak ve orada nam sahibi olmaktaydı. O dönem Kürt Cemali gibi alemde isim yapmış başka insanlar da vardı. Bunlar Sarı Veli, Dündar Kılıç ve Kabadayı Mehmet gibi isimlerdi. Yine bu isimlerde gözlerini Hacettepe Mahallesi'ne dikmişlerdi. Bu isimlerden Kürt Cemali'ye en büyük rakip olan isim ise Kabadayı Mehmet'ti. Kabadayı Mehmet'in yanında da Dündar Kılıç o dönemler yer almaktaydı. Sarı Veli ise her ne kadar Kabadayı Mehmet'in yakın arkadaşı olsa da Kabadayı Mehmet tarafından öldürülmüştü. Bölgenin tek hakimi olmak isteyen Kabadayı Mehmet, bu uğurda en yakınım dediği adamı öldürmüş, adeta aleme racon kesmişti. İşte burada da Kürt Cemali için bir yol ayrımı ortaya çıktı. Bölgenin, hatta Ankara'nın lideri Kabadayı Mehmet olmuştu. Fakat Sarı Veli'ye yaptığı bu kumpasın ardından bölge halkı onu değil, Kürt Cemali'yi daha çok desteklemeye başlamışlardı. Çünkü onlara göre Kabadayı Mehmet kötü niyetli, Kürt Cemali ise garibi kollayan, yoksula destek çıkan biriydi. Kabadayı Mehmet raconunu kesmişken
Kürt Cemali de elbette boş durmadı. 20'li yaşlarının ortalarına gelen Kürt Cemali, girdiği her yasa dışı mekanı himayesi altına almayı başarıyordu. Fakat yalnız yiyen yalnız ölür düsturuna sonuna kadar sahip olduğu için kazandığı haraçları dahi ihtiyaç sahipleriyle paylaşmakta, esnafın derdini dinleyip onların sıkıntılarını çözüme kavuşturmaktaydı. Yani adeta bir halk kahramanı pozisyonuna gelmekteydi. Bu noktaya geldiğinde artık Kürt Cemali'nin namı sadece Ankara'da değil, tüm Türkiye'de anılmaya başlanmıştı. Yeri geldiğinde adalet konusunda bile insanlar devletten çok Kürt Cemali'ye sığınır olmuşlardı. Yani bizim çok büyük keyifle izlediğimiz bazı Hollywood filmlerinin sahnelerini aslında Ankara'nın o soğuk sokaklarında dönemin kabadayısı Kürt Cemali bizzat yaşamaktaydı. Kürt Cemali herkesin sevgisini ve güvenini kazanmıştı. Gönüllerde alemin nam sahibi ismi olmuştu. Fakat Cemali bu alemde kimseye güven olmayacağını bilmekteydi. O yüzden az dostu vardı. Bu dostları Piç Hüseyin ve Nurettin Eser'di. Bu iki isim Kürt Cemali'nin en yakın dostları ve adamlarıydı. Kürt Cemali kazandığı paraları bu iki ismin sayesinde yardıma muhtaç insanlara ulaştırabiliyor ve bu adamların desteğiyle sıkıntısı olanların dertlerine deva oluyordu. Kürt Cemali artık Hacettepe bölgesinde de hakim olması gerektiğini biliyordu. Fakat o bölgenin söz sahibi Kabadayı Mehmet'ti. Ama Sarı Veli olayından dolayı ona olan kin bitmiyordu. Kürt Cemali istese Kabadayı Mehmet'in elindeki her mekanı ve gücünü bir gecede alabilirdi. Ama ona göre bu racona ters olurdu. Zamana yaymak, zamanla bölgenin halkının da sevgisini kazanarak onların desteğiyle bölgeyi ele almak en doğrusuydu. Ve nitekim zamanla bu durum gerçekleşecekti. O dönem Kabadayı Mehmet'in elini en fazla güçlendiren isim Dündar Kılıç'tı. Daha yeni yeni aleme adım atan Dündar Kılıç, adeta Kabadayı Mehmet'in sağ kolu gibiydi. Fakat Kürt Cemali gibi adaletiyle ve insanlığıyla adından söz ettiren Dündar Kılıç da her fırsatta Kürt Cemali'nin mert bir insan olduğundan bahsederek ona saygı duyduğunu dile getirirdi. Bent Deresi de Kürt Cemali'nin sözünün oldukça hükmünün olduğu bir bölgeydi. Öyle ki o yıllarda yeni yeni başlayan ve çok kazanç getiren fuhuş evleri Bent Deresi'nde de açılmış, fakat Kürt Cemali uzun yıllar bu işi yaptırmamak için mücadele etmişti. Ona göre fuhuş yapmanın cezası çok ağır olmalıydı. Çünkü o her ne kadar etrafında birçok kadın olsa da aile kavramına önem verirdi. Bu yüzden de evlenerek 3 erkek bir kız babası olmuştu. Kürt Cemali kendi kumarhanesini açtığında hüküm sürdüğü bölgeleri en refah günlerini yaşamaya başlamıştı. Çünkü açtığı mekanlara tüm Türkiye'den önemli isimler gelmekte ve hediyeler vermekteydiler. Bu hediyeleri de Kürt Cemali tabii ki mahalle sakinlerine ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmıştı. Fakat Kürt Cemali hayatını geçindirecek ve yardım için kullanacağı bütçeyi her zaman illegal hayattan elde etmemişti. O dönemler hiç kolay olmayan bir işi yapmış ve yurt dışından araba getirtip onu Türkiye'de bulduğu müşterilere satarak ticaret hayatına da dahil olmuştu. Kürt Cemali'yi çevresi, Ankara bölgesi ve bir nebze Türkiye'deki gayrimeşru dünyası tanımaktaydı. Fakat esas tanınırlığı Yılmaz Güney ile birlikte olacaktı. Gayrimeşru dünyaya merakı olan ve bu konuların dahilinde filmler yapan Yılmaz Güney, Kürt Cemali ile tanışmayı çok istemişti. Bu yüzden ona ulaşmak amacıyla çok çaba sarf etti. Nitekim tanışmıştı da. Öyle ki Yılmaz Güney'in filmlerindeki birçok kabadayı rolünün esas kaynağı Kürt Cemali ve hayatı olmuştu. Her ne kadar Yılmaz Güney Dündar Kılıç ile yakınlığından dolayı bunu alenen söylemese de yakın çevresi ona ilham veren esas ismin Kürt Cemali olduğunu her fırsatta dile getirmişlerdi. Kürt Cemali artık oldukça büyük bir isim haline gelmişti. İşleri iyi gitmekteydi. Fakat askerlik celbi gelince yolu Sivas'a vatan görevini yapmaya düştü. Kürt Cemali'nin askere gittiği dönemde bir süre önce hapse düşen Kabadayı Mehmet af çıkmasıyla birlikte serbest kalmıştı. Kabadayı Mehmet de elbette hem dışarı çıkmasının hem de Kürt Cemali'nin bölgeden uzaklaşmasının fırsatını değerlendirerek tekrar en büyük olmak için çalışmaya başladı. Tabii bu çalışmaları o dönemin tanıklarına göre büyük bir zalimlik ile gerçekleşmekteydi. Kabadayı Mehmet bu fırsatlar dahilinde yeni bir kumarhane açtı ve kumarhanenin koruma görevini Dündar Kılıç'a verdi. Aynı zamanda Dündar Kılıç müşteri toplama işiyle de ilgilenmekteydi. Bu müşteriler de elbette
askerdeki Kürt Cemali'nin mekanlarından çekilmekteydi. Bu durum Sivas'ta askerlik yapan Cemali'nin kulağına gitti ve öfkelenen Cemali askerden firar ederek memleketine döndü ve sistemini düzene sokmak için harekete geçmek istedi. Fakat Kürt Cemali'yi şaşırtan bir olay meydana geldi. Kabadayı Mehmet, Kürt Cemali'nin geri döndüğünü öğrenince onu yeni açtığı mekanına davet etti. Bu kimilerine göre bir zeytin dalıydı, kimilerine göre ise işin içinde kirli bir oyun vardı. Kürt Cemali sonu ne olursa olsun davete icabet edilir, racon bunu gerektirir diyerek Kabadayı Mehmet'in mekanına 1 Nisan'ı 2 Nisan'a bağlayan 1962 gecesi giriş yaptı. Onu Kabadayı Mehmet ve Dündar Kılıç kapıda karşıladı ve en güzel masaya davet ettiler. Ve Kürt Cemali her zamanki gibi iyi kumar oynayarak büyük paralar kazanmaya başladı. Cemali racon gereği masadan kalkıp kazandığı tüm parayı Kabadayı Mehmet'e hediye edecekti. Fakat masadaki bazı isimler Kürt Cemali'nin kalkmasına müsaade etmemek istediler. İşte burada da kirli oyun başlamıştı. Çıkan gerginliğin ardından Kürt Cemali sırtına aldığı kurşunlar sebebiyle oracıkta hayatını kaybetti. Racon gereği boş silahla gitmiş ve namertçe sırtından vurulmuştu. Dündar Kılıç bu hadiseden sorumlu tutulmamıştı. Çünkü onun da namı mertlikle yayılmıştı ama o yine de kimseyle gerginlik yaşamamak için Ankara'dan İstanbul'a göçtü. Fakat Kabadayı Mehmet'in kellesi Kürt Cemali'nin sevenleri tarafından istenmekteydi. Bu yüzden Kabadayı Mehmet uzun süre saklanmayı tercih etti. Bir süre saklandıktan sonra ortaya çıkan Kabadayı Mehmet sokağa adımını atar atmaz "Vakit geldi Mehmet" sesiyle irkildi ve Kürt Cemali'nin yeğeni Nuri Coşan tarafından vurularak öldürüldü. Henüz 16 yaşında olan bu genç gibi niceleri de İstanbul'da Dündar Kılıç için pusular kurmuşlardı. Bu pusulardan birini de Kürt Cemali'nin en yakın dostlarından Piç Hüseyin kurmuş ve Dündar Kılıç'ı vurmuştu. Fakat Dündar Kılıç bütün pusulardan sağ kurtulmayı başardı ve İstanbul'da en büyüklerden biri oldu. Bu konuyu anlattığımız videomuza kanalımızdan ulaşabilirsiniz. İşte böyleydi Kürt Cemali'nin hayatı. Kürt Cemali, Yılmaz Güney'in filmlerindeki alıntılarıyla, Keşanlı Ali Destanı'ndaki anlatımıyla ve Nuri Sesi Güzel'in yanık sesiyle sonsuza dek yaşayacaktı.